Şimdi bizim yaptığımız amellerin çoğu zaman içi boş kalıyor. Bir namaz kılıyorum ama bu Allah'ta nasıl karşılık buluyor bunu anlayamıyorum. Bir gün bir insana yardım ediyorum. İbadet neşvesinde yapıyorum. Hasbiysek eğer sevap olduğuna da inanıyorum. Ama Allah katında nasıl bir karşılık buluyor ben bunu bilemiyorum yani. Şimdi ben anne torunun olacak dediğimde annem seviniyor, gülüyor. Bu sabah sana kahvaltı ısmarlayacağım dediğimde o arkadaşım mutlu oluyor. Onun suratındaki manayı, tebessümü görebiliyorum. Peki ben kulluk yapınca Allah'ta nasıl bir mukaddes hal oluşuyor? Nasıl bir kutsi lezzet alıyor? Biz buralarda çok kopuz. Buralarda kopuk olduğumuzdan ibadetlerimizi şeklen yapıyoruz. Ama ibadet sonunda Allah'la bağımızın arttığını hissedip yakalayamıyoruz. Senin kainatta amacın nedir? Allah'ı razı etmek. Allah razı olsa çok günahkar bir kulu affedip cennetin en tepesine koyabilir mi? Koyabilir. Demek temel amaç bu. Ama Allah'ı razı etmek dediğin teorik konuşulacak bir mesele değil. İşin dayandığı en son nokta. Bu yüzden ben yaptığım hal, hareket, tavırlarda Allah bundan nasıl razı olur da yakalamam lazım. Sinan, nur ne demek? Bu kelimeyi bir anlamamız lazım. Şimdi şu odada farklı renkleri, farklı yüzleri ve birbirimizi ayırt edebilmeyi sağlayan ne oluyor? Işık oluyor. Nur aynı ışık gibi düşünebiliriz ama asla ışık değildir. Ondan çok daha kuvvetli bir yapıdadır. Ama nuru ışıkla örneklendirdiğimizde şunu anlarız. Nur görünmeyen bir şeyi gösteren demek. Demek ki bizlerin birbirimizi ve eşyayı, hatta eşyanın hakikatini görmemize temel sebeplerden birisi nedir? Nurdur. Risale-i Nur'da şöyle geçiyor. Güneş, nur isminin kesif bir aynasıdır diyor. Ne kalıyor güneş nur ismi yanında? Kesif kalıyor, katı kalıyor. Nur, bilinmeyen bir şeyi bilinir hale getirmeye de denir. Nur sadece demek görmeye değil, aynı zamanda bilmeye yarıyor. O yüzden İslam literatüründe bir şeyin hakikatini, nefsül emrini, mahiyetini bilen kişilere münevver, nurlanmış kişiler deniyor. Anladınız mı? Hani şimdi günümüz tercümesinde aydın insan diye bir tabir var ya, onun aslı münevver insandır. El mülevvin tarafından renk sahibi olması gene nur ismine bakar. Bir şeye hayat verilmesi, bir şeye şekil verilmesi gene bunlar da nura bakmaktadırlar. Nur suresi 35. ayette Allah göklerin ve yerin nurudur ayeti. Biraz daha mana kazandı mı? Göklerin ve yerin yaratılması, göklerin ve yerin görülmesi, zahir olunması, göklerin ve yerin bilinmesi bunlarda her şeyde ne rol oynuyor? Allah bu eylemlerin, bu olayların nurudur. Esas mayasıdır manasında. Benim nuru bilmem benim ne işime yarayacak? Şimdi konuşalım. Abi şu plastik bardaktan bir tane verir misin? Bu plastik bardak şeffaf mı? Nereden anladınız? Çünkü arkadan ışık gözüküyor. Fatih sana sorayım. Bu karton bardak şeffaf mı? Değil. Nereden anladın? Işık arkasından geçmiyor dedin. Sen az önce buna şeffaf dedin, buna da şeffaf değil dedin. Sebep olarak da bunun arkasından ışık geçti dedin ama bunun arkasından ışık geçmedi dedin. Peki ben bunu röntgen makinesine soksam, ultrasound yani. Işık buradan girip buradan çıkıp geçer mi? O zaman ultrason makinesine göre bu şeffaf oldu. Demek şeffaflık maddeye değil, ışığa bağlı. Mesela benim diz ameliyatı olduktan sonra kemiğimin ultrasonunu, ses dalgası atıyorlar. Ses dalgaları girdikten sonra enerji kaybettiği yerler oluyor. O enerji kaybettiği yer ne oluyor biliyor musun? Sen kemiğinde böyle bir çizik görüyorsun ya, doktor "Aa, bu kırık" diyor. O boşluğa ve doluluğa göre ses dalgası enerji kaybediyor. Ve o yüzden farklı renklerde görüyor. Doktor ne diyor? "Aa, belinde fıtık var. Aa, kemiğinin burasında kırık var." Bir yerden girip bir yerden çıkarken bir enerji kaybı var. Güneşten nötron ışımaları var. Dünyanın bir ucundan girip zerre enerji kaybetmeden dünyanın öteki ucundan geri çıkıyor. Güneşin şuağına, ışıklarına göre dünya ne oldu? Şeffaf oldu. O zaman güneş için 3 şey fark etmez. 1. Uzaklık, yakınlık güneş için fark etmez. Şimdi hangimize daha uzak? Işığıyla hepimize daha yakın. Hepimize okşuyor ışığıyla. 2. Büyüklük, küçüklük güneş için fark eder mi? Fark etmez. Neden? Karıncanın da içinden ve tamamından o ışık geçiyor. Filin de içinden ve tamamından o ışık geçiyorsa büyüklük ve küçüklük o ışık için fark etmiyor. 3. Azlık, çokluk fark eder mi? Fark etmez. Güneşin ışınlarını yalamadığı ve boyamadığı dünyada herhangi bir köşe var mı? Yok. Neden? Çünkü dünya güneş ışınlarına göre şeffaf halde. O ışınlar buradan girip dünyanın tamamından çıkabiliyor. Hepimiz güneş karşısında cam gibiyiz. Neden? Çünkü tamamımızdan geçebiliyor. Ki vücudumuzdaki D vitamini bile güneş ışığı dokunduktan sonra aktifleşiyor. Demek bir yerlerden girip geçiyor. Doğru mudur? Peki Allah'ın nuru mu kuvvetli, güneşin ışığı mı? Allah'ın nuru. O zaman Allah'ın nuruna karşılık bütün kainat şeffafiyet elde etti mi?
Bütün kainat şeffaflık gösterdi mi? Gösterdi. Şimdi o zaman şu soru manasız oldu. Allah aynı zamanda 5 yerde nasıl bulunabilir? Haşa. Güneşin ışığı aynı zamanda 5 farklı çiçekte bulunabiliyor mu? Ne sırrıyla? Şeffafiyet sırrıyla. O zaman Allah Azze ve Celle aynı zamanda değil 5 yerde, bütün kainatın tamamında bulunabilir. Şimdi şu odada hepimizi ayna düşünelim. Sen nesin? Aynasın. Ayna, ayna, ayna. Üst katlar da ayna, yan binalar da ayna, bahçe de ayna. Ben buradan ışık yaksam, bu binanın en ücra köşesine kadar o ışık gözükür mü? Gözükür. Neden? Çünkü o ışığa karşı bütün bina şeffaf hükmündedir. Aynı şekilde de Allah Azze ve Celle'nin nuruna karşı bütün kainat şeffafiyet gösterdiğinden hem zahirimize hem de batınımıza, hem atan damarımıza hem de kalbimizin en ücra köşesine kadar Allah aynı anda nüfus eder. Bu konuştuklarımız aslında hakikatte, yani nefsül emirde ne işimize yarayacak? Şimdi de bunu konuşalım. Güneşin kendisi, zatı bizden uzaktır. Peki güneşin bize yakın olan neyi vardır? Şuaları, ışıkları vardır. Güneşin uzaklığı biz gitmek istesek 4000 yıl sürüyor. Peki güneş ışık olarak ne kadar yakın? An olarak yakın sana. Allah Azze ve Celle'nin zat-ı uluhiyeti nerededir? Zamandan ve mekandan münezzehtir. O zaman bu odanın içerisinde olan, benim bedenimde olan şey Allah Azze ve Celle'nin neyidir? Esmalarının, sıfatlarının tecellileridir. Nur var. Nurda şeffafiyet özelliği var. Bir de tezahür etme özelliği var ama. Arş kelimesi ne demek biliyor musunuz? Çok güzel. Allah Azze ve Celle'nin tecelli ettiği, esmalarıyla boyayabildiği her yere arş denir. Sema arş mıdır? Karınca arş mıdır? O da arştır. Esma kelimesi, karşısına tecelli yazın, karşısına ressamın boyası yazın. Altına arş yazın, cilve yazın, ressamın tuvali yazın. Son kelime, eşya yazın, temessül yazın, resim yazın. Nurun belli başlı yerlerde de görünür olması gerekiyor ki ben o sanata bakaraktan sanatkarın keyfiyetini, mahiyetini de anlamam gerekiyor. O yüzden Allah Azze ve Celle o nura şu özelliği de vermiş. Esma geldi. Hani böyle havada ışık süzmesi var ya. Karşıda bir yere çarptı. O çarptığı yer cilve oldu. Orada da sanatlı bir şey gördün. O da temessül etti, misallendi. Sinemanın projektörünü koydum. Projektör ışığı vuruyor mu? O havadaki ışıkları bazen gördüğümüz oluyor değil mi? Toza moza çarpıyor. O havada gördüğünüz ışıklar esma. Bizi boyadığı özel isimleri değil mi? Karşıda projeksiyon perdesine çarptı mı o ışıklar? O perde ne oldu? Cilve oldu. Perdeye baktığında şekilli şeyler gördün mü? Gördün. O gördüğün resimler, şekiller de temessül etti. Bir sanatkarın boyası var, o esma oldu. O boya tuale dokundu, o tuval cilve oldu. O cilve şekillendi, temessül etti. Ve sen böylece yaratıcını, sanatkarını, Saniye Zülcelal'ini tanımış oldu. Temessülle at, geyik, biber, karpuz. Peki o cilve dediğimiz arş var ya, o da ne oluyor biliyor musun? Esir maddesi oluyor işte, esir maddesi. Allah Azze ve Celle esir maddesine hamur gibi yoğurarak eşyaya temessül ettiriyor. Şimdi Transformers filmi vardı. İzlediniz mi hiç Transformers filmini? Orada en son uzaylı robotları alıyorlar, dövüyorlar, ediyorlar, bir şey yapıyorlar. Dünyaya geldiklerine pişman ediyorlar. En son bir tane saçı olmayan bir adam dev gibi bir firma yapıyor. O firmada da o robotların demirlerini alıyor, ham madde yapıyor. O demirleri gözlük diyor, gözlük oluyor. Silah diyor, silah oluyor. Telefon diyor, telefon oluyor. Aynı demirler. Böyle havada şekilleniyor. İşte esir maddesi tam o. Azotun da mahiyeti esir maddesi. Karbonun da mahiyeti esir maddesi. Hücrenin de mahiyeti esir maddesi. Organın da dokunun da mahiyeti esir maddesi. Yani kainata bakıp şekillenen her şeyin cilvesi esir maddesi oluyor. Esir maddesinin altını kaz, Heylula çıkıyor. Heylula'nın artını kaz, Nur-u Muhammed'i çıkıyor işte. Esma'nın cilvesi oldu yani. Cilvenin de tabakaları var demek. Kainatın tamamını Allah'ın boyadığı sanatlı eserler olarak görüp sanatkarı tanımaya çalışmazsak bir koyundan hiçbir farkımız kalmaz. Koyunun da önüne ot verdiğinde sadece yiyor, bizim de önümüze et verdiğinde sadece yiyoruz. Koyun köşede bir gölgelik bulduğunda yatıyor, biz de evde yatak bulduğumuzda sadece yatıyoruz. Bizim koyundan farkımız olması için o sanatlı eserlerin sanatkara bakan yönünün nasıl olduğunu bu silsileyle anlamamız gerekiyor. Toprakta ve suda olmayan hayat, o
toprağın rahmine bırakılan bir tohum da ağaç olduğundan nasıl bulunuyor? Bu cihetle daha iyi anlıyoruz. Çünkü toprakta olmayan, suda olmayan, güneşte olmayan hayat özelliği bu sebeplerin ötesinde hayat özelliğine sahip bir zatın vermesiyle olacağı kesindir. O verme de az önce konuştuğumuz esma, cilve ve temessül şeklinde gerçekleşiyor. Sadece sanat değil, hayat da bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi burası karanlık olsa birbirimizi görmeyiz. Ufak bir fenerle açsam, fenerin yastığı kadar görürsünüz. Bütün ışıkları açsam güzel görürüz. Bütün ışıklar 1000 watt diyelim. 10.000 watt açsam gözleriniz biraz rahatsız olmaya başlar. 100.000 watt açsam birbirimizi böyle gittiğimiz yeri şöyle zor görürüz değil mi? 100.000 watt'ta ne olur? Her yer güneş gibi olur. 1 milyar watt açsam burada artık ışık mı var, ışık mı yok? Bunu anlayamazsınız. Güneşe uzun uzun baktığında artık orada güneş var mı? Karanlık mı var bunu? Ayırt edemiyorsun. Neden? Güneşin şiddeti zuhurundan. Allah Azze ve Celle'nin zatı niye gözükmez? Şiddeti zuhurundan. Güneşi bu odanın içinde düşün. Her yer ne kadar aydınlık Ömer? Milyarlarca watt aydınlık. Artık ışık mı var, gölge mi var? Bunu anlayabilir misin? Anlayamazsın, imkan yok. Anca ne olur? Şöyle ışık geldi ya. Şöyle tutayım mı üstüme ışığı? Işığın önüne bir kusur gelir. Yani gölge gelir. Sen gölgeye bakarak, aa gölge varsa ışık da vardır diyebilirsin. Cennette sonsuz saadet nasıl anlayacaksın? Sonsuz saadet ışığının önüne gölgen evinden zıttı gelecek. Yani dünyada üzüleceksin ki cennetteki sonsuz güzellik neymiş onu anlayacaksın. Allah diyecek ki dünyada sana sonsuz sağlık, mutluluk, huzur, beden sağlığı, diş sağlığı, uyku hepsini vereceğim. Nasıl anlayacaksın? O sonsuz güzellik ışığının önüne bir gölge gelecek. Dünyada hastalık da çekeceksin, yorgunluk da çekeceksin, uykusuzluk da çekeceksin. Bunlar hep nakıs haller değil mi? Eksik haller. Yani ışığın önüne gelen gölgeler, ışığın tamamına sahip olduğunda cennette nasıl mutlu olacağının sana birer mikyası olacak. Sebepleri kaldır aradan, zahir olsun yaradan. Tam da buraya bak. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ma salavatuhu.